Zeki Soyak Ölçüler, Dengeler 21. Bölüm Hayra Anahtar Olmak Müslüman çalışan ve çalışkan insandır. Tembellik onun lügatinde yoktur. Her sahada en faydalı ve en verimli çalışmayı o yapmalıdır. Yapmalıdır ki zillete duçar olmasın. İslam'ın izzet ve şerefini kaybetmesin. Hazreti Ali Kerramallahu Vechehu şöyle der çalışan insanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Müslümanlar olarak düşüncede, sözde ve işte sürekli hareketlilik, canlılık ve atılım içinde olmalıyız. Zihin ve düşünce sahasındaki tembellik, söz, iş ve hareket tembelliğini beraberinde getirir. Kötü şeyleri düşünmek Zihni ve kalbi kötü düşüncelerle meşgul etmek kişiyi ruhi bunalımlara ve streslere sürükler. İyiyi, güzeli, doğruyu ve hak olanı düşünmek, tefekkür etmek ise insanı akli, kalbi ve ruhi sağlık ve berraklığa kavuşturur. İyilerin tembelliği, kötülerin faaliyetidir. Müslümanlar çalışmaz Müslümanlığın gereği olan faaliyetleri yapmaz, kötülüklerin yayılmasını engelleyip iyiliklerin şuyu bulması için gayret sarf etmezse, kötüler çalışmasa, herhangi bir faaliyet göstermese de tabiatında olan yayılmacılıktan dolayı kötülük ve kötüler cemiyete hakim olur. Netice olarak büyük gayret ve çabalarla uzun yıllar boyunca meydana getirilen medeniyetler, müesseseler ve hizmetler heba olup gidebilir. En yakın örnek Osmanlı Devletidir. 600 küsür yıl boyunca oluşan o muazzam medeniyet, 3-5 Balkan serserisinin elinde yok olup gitti. Müslümanların neme lazımcılığı, bir kısmının siyasi ferasetten mahrum oluşu, Abdülhamit gibi dahi bir padişah ve halifenin takip ettiği İslam siyasetinin idrak edileme işi, ümmetin parçalanıp dağılmasına sebep oldu. Onun için Müslümanlar çalışmaya mahkumdur. Çalışmak, çalışmak, hep çalışmak. Nereden başlayıp hangi güzergah takip edilerek nereye varılacağını bilerek çalışmak. Zaman, iş ve insan israfı yapılmadan, ehem, mühim sırasına dikkat ederek planlı ve programlı bir şekilde yalnız Allah rızası için çalışmak. Düşüncemizi, sözümüzü ve bütün yaşantımızı İslamlaştırarak çalışmak. İslam'ın ölçülerine uyarak çalışmalarımızı İslam'ın ekranında kontrol ederek çalışmak. Şahıslar adına, gruplar adına olmadan, nasları tevil etmeden, İslam'ın özünü zedelemeden, nefsimizi ön plana çıkarmadan, ileriye dönük çıkar ve menfaat hesapları yapmadan çalışmak. Allah Teala çalışmamızı emrettiği için çalışmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün hayatı boyunca çalıştığı için çalışmak. Ümmetin hayırlıları, salihleri çalıştığı için çalışmak. Kötülüklere engel olmak. Hakkı hakim kılmak için çalışmak. Nefsimizin serkeşliğini gemlemek, onu hakka tabi kılmak için çalışmak. Küfür ve şirk ateşinde yanan milyonların kurtulması, imana kavuşması için çalışmak. Cehaletin koyu karanlığı içinde yolunu şaşıranların aydınlığa çıkması için çalışmak. Tüm İslam beldelerinde yetim kalmış yavruların, namusuna tecavüz edilmiş kadınların, ak saçlı ninelerin, aksakallı sakallı dedelerin, bütünüyle bir ümmetin acılarını, feryat ve figanlarını dindirmek için çalışmak. Şarttan garba, cenuptan şimale, tüm İslam beldelerinde ezansız kalmış minarelerin, cemaatsiz kalmış camilerin, talebesiz kalmış medreselerin, dervişsiz kalmış tekkelerin, hilale hasret memleketlerin yeniden misyonuna kavuşması için çalışmak mecburiyetindeyiz. Ahir zaman nebisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günü gününe müsavi olan ziyandadır. Buyruğu Müslüman kişinin hiçbir zaman aklından çıkarmayacağı, çalışmalarına, hizmetlerine hız vereceği, heyecan uyandıracağı bir rehber olmalıdır. Hayatını ziyan etmek ve gününü gününe müsavi yapmak istemeyen zamanı değerlendirmelidir. İçinde bulunduğu zamanı değerlendiren aynı zamanda maziyi de istikbali de değerlendirmiş olur. Çünkü içinde bulunduğumuz zaman düne göre istikbal, yarına göre mazidir. Bir ırmağı ikinci kere seyretmek mümkün değildir. Çünkü her saniye ve dakikada ırmağın suyu değişmektedir. Her ne kadar ırmak aynı gibi görünüyorsa da. Hayatta böyledir. Zaman ırmağı akıp gitmekte ve hayatımızdan bir anı bile geri çevirmek mümkün olmamaktadır. Öyleyse Müslümanlar olarak içinde bulunduğumuz her günü son günümüz olarak kabul etmeli ve ona göre kulluk yapıp ona göre çalışmalıyız. İlim yolunda çalışmak, elde edilen ilimle amel etmek ve öğrenip amel ettiklerimizi başkalarına öğretmek, tebliğ etmek, İslam'ın hakimiyeti için cihad etmek ise çalışmaların en hayırlısıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir muallimdi. O, muhakkak ben muallim olarak gönderildim. Allah beni zorlaştırıcı ve şaşırtıcı değil, muallim ve kolaylaştırıcı olarak gönderdi buyurarak asli vazifesinin insanlığa Kur'an hakikatlerini öğretmek olduğunu açıklıyordu. Bir insan için hakkı tebliğ etmek ve batıldan sakındırmak, hayra öncü, şerre mani olmak ne büyük bir lütuf, ne büyük bir nimettir. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz bu hayır hazineler dolusudur. O hazinelerin de bir takım anahtarları vardır. Ne mutlu okula ki Allah onu hayra anahtar, şerre kilit yapmıştır. Vay okulun haline ki Allah onu şerre anahtar, hayra kilit yapmıştır. Evet, hayır hazinelerinin kapılarını açan bir anahtar. Şer ambarlarının kapısını kilitleyen bir kilit olabilmek için ilmi nafi elde etmek, ilmiyle amil bir alim olmak veya salih kişilerin, alimlerin meclisine devam edip tefeyyüz etmek yahut da bu kişilerin öncülüğünde maddi ve manevi imkanlarını Allah yolunda yalnız onun rızası için sarf etmek gerekir. İmam Gazali şayet gerçek ilim adamları olmasaydı insanlar hayvanlar gibi olurlardı. Çünkü alimler ilim vasıtasıyla insanları barbarlıktan çıkarıp insanlık seviyesine yükseltirler demektedir. Böylece Müslümanlar sırat-ı müstakim üzerinde sabır ve sebat göstererek kendi öz nefisleri bile zarar görse her zaman her yerde hak olanı konuşur, zalimlere, lafazan ve şaklaban müfterilere, İslam karşıtı güçlere karşı kesin tavır alır, İslam için uğraş verirken kınayanın kınamasından çekinmez, duraksamaz. Hayra destek şerre köstek olmanın bir müslümanlık borcu olduğu idrakiyle fasık, facir, müfteri, İslam'a düşman kişi ve toplumlardan uzak durur ve daima salih ve sağlık kişilerin oluşturduğu ortam içinde yerini alır ve kendisine tevdi edilen vazifeleri büyük bir şevk ve aşkla yerine getirmeye çalışır. Hakiki bir müslüman kendi nefsini asla ön plana çıkarmaz. Şahsında var olan bazı kabiliyetleri, yaptığı hizmetleri, elde ettiği başarıları asla kendi nefsinden bilmez. Bu kabiliyet ve başarıların Allah'ın bir lütfu olduğu idrakindedir. Allah Teala kendisini hayırlı hizmetleri vesile ve vasıta kıldığı için ona hamd ve şükür etmeyi bir vazife bilir. Şahsına karşı yapılan hata ve kusurları affeder. Fakat İslam'a İslami değerlere ve hizmetlere karşı yapılan ihanet ve saldırılar karşısında taviz vermez. Kesin tavırlıdır. Bu hususta müsamahakar davranmak hakkına sahip olmadığının şuurundadır. Makam ve mevkisi, mal ve mülkü onu kendini beğenmeye, kibirlenmeye sürüklemez. Makam ve mevkisinin hizmetkarı, para ve pulunun kölesi haline getirmez. Bilakis makam ve mevkisini, mal ve mülkünü İslam'a hizmetkar kılar. Makam yükseldikçe tevazusu artar. Malı çoğaldıkça cömertleşir. Malın kendisine bir emanet olarak verildiğini ve bu malda diğer Müslümanların da hakkı olduğunu kavrayarak mali imkanlarını Allah yolunda İslam'ın hakimiyeti için sarf eder ve bundan büyük bir haz duyar. O bilir ki kendi nefsi için aşırı derecede israfa ve lükse dalan fakat Allah yolunda cimrilik yapan bir kişi de hayır yoktur. Hakiki Müslüman her gün bugün Allah için ne yapabilirim, ne yapmalıyım diye düşünür. Her sabah ve her akşam İslam için yapabildiklerini ve yapamadıklarını tefekkür eder. Nefsini sigaya çeker ve başıboş bırakılmadığını abes olarak yaratılmadığını asla hatırından çıkarmaz. Bir gün yaptıklarından hesaba çekileceği şuuruyla nefsini hesaba çeker. Sonra nefsine döner ve şöyle der. Ey Müslüman! Çevrene bir bak, etrafa kulak ver, kendine dön, iç alemini seyret, kendini dinle. Bir sessiz çığlık işiteceksin, kendi içinden ve çevrenden imdat isteyen bir feryat duyacaksın.'' Nicelerinin imanı çalınmış, kimilerinin ahlakı alınmış, bir kısmının ihlası tahrip olmuş, bir boş kovan haline gelmiş. İffetini yitirmiş milyonlar, izzetini arayan toplumlar feryat ve figanda. Bunca mesuliyet, bunca vazifene rağmen hala tembellik, hala vurdum duymazlık, ne melazımcılık ve gaflet niye? Müslümanlar olarak fıtratımızı muhafaza etmek durumundayız. Allah'a kulluk yapmak için yaratıldığımızı asla ve asla unutmamalıyız. Gayrimüslimleri taklit etmek gibi bir aşağılığa düşmemeliyiz. Allah Teala'ya isyan ederek dini esasları kendi arzularına göre yorumlayıp tahrip ederek kendilerine göre bir din anlayışı ortaya koyan toplumların kötü akıbetinden ibretler almalıyız. Kibirlerinden dolayı kendilerine yasak edilen şeylerden vazgeçmeyince Onlara adi maymunlar olun dedik. A'raf 166. Ayet-i kerimesi din tahrif ve tahripçilerinin kötü akıbetini haber vermektedir. Yahudilerden bir taife cumartesi gününe saygı göstermiyor, Tevrat'ın hükümlerini kendi nefsi arzularına göre tevil ve tahrif ediyor, bu kötü davranışlarını ısrarla sürdürüyorlardı. Bunun üzerine Allah Teala adi maymunlar olun buyurarak onları maymun suretine dönüştürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kıyamete yakın zamanda bazı günahkar insanlarda hayvan suretine çevrilme, yere batma ve taşlanma azabı olur buyurmaktadır. İbn-i Mace Ulemadan bir kısmı mesh olayının yani insan suretinden hayvan suretine dönüşün hakiki manada vaki olacağını söylerken diğer bir kısmı da insanların sureten değil ahlaken hayvanlaşacağı kanaatindedirler. İnsanlarda olduğu gibi hayvanlarda da kendilerine özel vasıflar vardır. Mesela domuz yaratıklar içerisinde dişisini kıskanmayan tek hayvandır. Maymun taklitçi ve karakteri bozuktur. Tilki kurnaz ve hilebazdır. İnsan yaratılış gayesinden uzaklaşır, nefis, şeytan ve dünyanın zebunu olur, kötü insanlarla düşer kalkarsa ahlaken bozulur, iffetini kaybedebilir. Böylece sureten insan, sireten hayvan durumuna düşer. Hatta hayvandan da daha aşağı derecelere iner.'' İyiyi taklip edip tahkike ulaşmak insanı kemalatın doruğuna yükseltirken kötüyü taklit etmek kişiyi aşağıların aşağısına düşürür. Asırlar önce başlayan Yahudi ve Hristiyan taklitçiliği bugün zirveye ulaşmıştır. Hayatımızın her safasında kokuşmuş batının izlerini görmekteyiz. Kendi ruh dünyamızı, medeniyet ve kültürümüzü adeta yok farz edip batının sömürüye, çıkara, barbarlığa ve inançsızlığa istinat eden sözüm ona kültürlerinin istilasına uğradık. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu haberi zuhur etmiş oldu. Muhakkak sizler sizden öncekilerin yollarına karış karış, karış arşın arşın tabi olacaksınız. Hatta onlar bir keler deliğine girseler onlara tabi olacaksınız. Biz ya Resulullah onlar Yahudi ve Hristiyanlar mı? Dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka kim olacak? Buyurdu. Buhari. Yeniden aslımıza dönmek, kendi inanç dünyamızla, medeniyet ve kültürümüzle tanışmak, bünyemize sirayet eden ve bir güve gibi özümüzü yiyen kötülüklerden, manevi hastalıklardan kurtulmak, hayat bulmak için bütün varlığımızla bir yeniden diriliş seferberliği başlatmalıyız cehaletle, taklitle, inançsızlıkla, ahlaksızlıkla ve bütün kötülüklerle mücadele seferberliği. Hayra anahtar olmak, hayırlı hizmetler yapmak, ancak iyi bir insan, iyi bir Müslüman olmak, ahireti dünyaya tercih etmek, her işi yalnız Allah için, Allah rızası için yapmakla mümkündür. Bölüm sonu.